Bizim Dersim için yakın böyle bir döneme baktığımızda çevre mücadelesinin aslında baraj ve HES'lerle beraber başladığını söyleyebiliriz. İlimizde birçok baraj ve HES projesi ne yazık ki devlet tarafından işte uzun yıllardan beridir projelendirilip hayata geçirilmek isteniyordu. Bu projelerin sayısı 27 gibi görünüyor. Yani baraj ve HES projesi sayısı 27 gibi görünüyor. Bu projelerden ne yazık ki bazılarını yaptılar ve bitirdiler ve şu anda faaliyette. İşte bizim Uzunçer Baraj dediğimiz baraj, işte 75'te yapılan Keban Barajı, sonra Peri Vadisi üzerinde projelendirilen 7'yi aşkın Hidroelektrik Santrali ve HES projesi yine bunlar faaliyete geçti. Aynı zamanda Dinar Deresi üzerinde bir HES projesi faaliyete geçti. Mercan HES faaliyete geçti ve bunun dışında da aslında irili ufaklı birçok baraj projesi de faaliyetteydi. Ama uzun yıllardan beridir Dersim halkı işte dostları, hukukçularıyla beraber, siyasetçilerle beraber, belediyelerle beraber bu HES projelerine karşı da çok ciddi, baraj projelerine karşı da çok ciddi mücadele yürüttü. Türkiye'nin en büyük çevre eylemlerine tanıklık etti Dersim toprakları. Aynı zamanda da çok büyük hukuksal mücadeleler yürütüldü. Tabii bu barajlar açısından bizim bir kazanımız tabii ki sadece bizlerin değil, doğanın kazanımı, tabiatın kazanımı, onun üzerine yaşam süren bütün yaban hayatının kazanımı ve ötesinde Munzur Dağları'ndan doğan, Pülmür Dağları'ndan doğan Mercan ve Munzur ve Pülmür çaylarının işte akıp gidip ta Fırat'a karışarak bütün Mezopotamya topraklarını suluyor ve aslında her tarafın, bu Anadolu topraklarının kazanımıdır, Mezopotamya'nın kazanımıdır. Çünkü buralara yapılacak olan HES projesi doğaya vurulmuş aslında bir darbedir. Çünkü yapılan her bir barajdan ne yazık ki doğada işte döngüsü, yani işte telafisi imkansız olan tahribatlara neden oluyorsunuz. Tabii bu projelerin dışında da tabii bir sürü çevresel etkiler yaratabilecek olumsuz projeler de bizleri bekliyor, beklemiyor değil. Bunların en önemlileri aslında maden projelerinden sonra en önemlisi olarak gördüğümüz, hatta madenlerden çok daha tehlikelisi olarak baraj projelerinden çok daha tehlikelisi olarak gördüğümüz madencilik projelerine karşı karşıyayız. Bu projeler genel manada işte büyük şirketlerin, yabancı işte Amerikalı ya da Kanadalı şirketlerin Türkiye ortaklığıyla yapılması planlanan dev projeler. Ve bu projelerin sayısı da 100'ü aşkın. Yani şöyle söyleyeyim, Anadolu coğrafyasının ve bölgenin en önemli doğal ve yaşam alanları, orman sahalarını oluşturan bölgeler, işte Munzur Dağları gibi önemli bir ekosistemi içinde barındıran bölgeler ve Pülümür, Hel Dağları, Karagöz yaylaları ve dediğimiz gibi bu Anadolu coğrafyasının belki en önemli tabiat parçalarını da yok etmeyi hedefleyen aslında projelerdir bunlar. Temelinde altın madenciliği, krom, bakır gibi, gümüş, molibden gibi madenler yatıyor. Yani temel bunlar ne diyorlar? Diyorlar ki bu bölgede altın rezervleri, işte bakır rezervleri, krom rezervleri var ve her gün elimize yeni projeler çıkıyor. Yani şu anda bizim tespit ettiğimiz ve yaklaşık 80 köyü etkisi altına alacak bu maden projelerine her gün bir yenisi daha ekleniyor ne yazık ki. Ki Büyükçeşme bölgesinde de yeni bir madencilik projesinin, Pülmür bölgesinde de yeni bir madencilik projesinin hayata konması için müracaat edildiğini öğrendik. Yani gerçekten oldukça büyük bir alanı kapsıyor. Yani şu anda bizim tespit ettiğimiz Dersim sınırları içerisinde yaklaşık olarak 100.000 hektar büyüklüğünde bir alan ve biz bunu Munzur Dağları'nın Erzincan bölgesi, Erzincan bölgesinde de hesaba kattığımızda bunun yaklaşık olarak 200.000 hektarı bulduğunu dile getirebilirim ve bu da bu coğrafyanın, bu toprakların %20-25'ine tekabül ediyor ki bu oran oldukça yüksek bir oran. Yani bu kadar büyük projelerle bu coğrafyanın üzerinde işte şey yapmak yani korkunç tahribatlara neden olacak. Yani bölgenin en gür meşe ormanlarının yer aldığı bağlantısız bir şekilde sadece içinden yollar geçiyor şu anda. Yani gittiğinizde oraları gezdiğinizde kesintisiz bir şekilde en büyük meşe ormanlarının da yer aldığı, tabii içinde de bir sürü yaban hayatı barınıyor bunların içinde. Bu bölgelerin tamamı Hozat, Çemişkezek, Dersim Merkez ve Ovacık arasındaki kalan bölgenin tamamı şu anda onlarca madencilik şirketine resmen peşkeş çekilmiş durumda. Yani aynı şekilde biz Munzur Dağları silsilesini takip edip işte kuzeye doğru Erzincan üzerinden Erzurum istikametine Tercan'a doğru uzanan bütün sıra dağlar, yani Munzur sıra dağları 130 kilometre uzunluğunda bir sıradağ silsilesi Kemaliye'den başlar. Yani biz maden projeleri derken hemen yakınımızdaki, çevremizdeki gördüğümüz o bildik şeylerden ibaret değil sadece. Kemaliye'den başlar, Erzincan ve Dersim sınırının tamamını oluşturur. Tercan'a, oradan Erzurum sınırlarına, Bingöl sınırlarına kadar uzanan bir dağ silsilesinden bahsediyoruz ve bu silsilenin üzerinde de onlarca madencilik şirketi, onlarca projeyle karşımıza çıkıyor. Hatta yüzlerce projeyle karşımıza çıkıyor. Yani biz gezip dolaştığımız bütün dağlar, bütün yaylaların aslında kendimiz olan bu dağların, bu yaylaların, ovaların, derelerin, vadilerin tamamının neredeyse tamamının madencilik projelerinin madencilik şirketleri tarafından sahiplendiğini görüyoruz. Yazık ki devlet de şu anda bütün bu arazileri başvuru yapanlara tahsis ediyor. Yani o kadar şey ki, yani o bölgede doğal yaşam, o bölgede tabiat, o bölgede yaşayan köylülerin meraları, arazileri, tarım arazileri, sulak alanları, işte bir sürü şey, su kaynakları, hiçbir şey objektif bir şekilde değerlendirmeye tabi tutulmadan resmen bunlara peşkeş çekiliyor. Günümüzde baraj ve HES projelerinin ise daha çok işte enerji amaçlı olduğu biliniyor. Yani temel şey nedir? Bu bölgedeki akarsuyu kaynaklarını kullanılarak işte ülke ekonomisine enerji üretimi işte sağlayarak bağımlılığı azaltmak. Fakat tabii bunun da çok olumsuz sonuçlar olacaktır. Bu baraj projeleri her ne kadar bu şekilde görülse de yapılma amaçları, ama bu baraj projelerinin de çok olumsuz yönlerinin olduğunu da belirtmek lazım. Çünkü bu projelerin yapıldığı birçok alanda var olan köyler, yerleşim yerleri ya sular altında kalıyor ya da onların tamamen bağları kopuyor. Yani bu projeler her ne kadar devletin gözünde enerji amaçlı olsa da ne yazık ki arka planda birçok olumsuz etkiler de bırakabiliyor. İnsanların göç etmesi dahil ve insanların o tarımla, toprakla işte olan bağ kopuyor. Yerleşim kendi ata topraklarından, geçmişinden kopuyorlar. Yani çok olumsuz yönleri var. O bölgede yaşam süren doğal yaşam olumsuz etkileniyor. Ve yani dediğimiz gibi bu projelerin mantıksal olarak, bilimsel olarak, ekolojik olarak aslında uygulanmaması gerekiyor. Çünkü dediğimiz gibi mesela Munzur Vadisi'nde birçok baraj projesi vardı. Munzur Vadisi Milli Park. Anadolu'nun en önemli milli parkı. Yani bu ülkede, bu topraklar üzerindeki en önemli milli parklardan biri. Türkiye'nin en önemli biyolojik çeşitlilik sahası. Şimdi sen Berne Sözleşmesi'ne göre de koruma altında alınması gereken bir bölge. Sen getirip buralara baraj ve HES projeleri yaparsan dediğimiz gibi geri dönüşülmesi imkansız tahribatlara neden olacaksın. Önümüzde bizleri bekleyen bu madenci projelerine karşı da Dersimlerle beraber bir olması gerekiyor. Çünkü bu topraklara vurulacak her darbe aslında bu topraklar üzerinde yaşam süren her canlıya, yani her canlıya ve bu yaşamı savunan herkese vurulmuş bir darbedir. Onun için herkesin muhakkak bu projelere karşı da mutlaka mücadele etmesi gerekiyor diye düşünüyorum.